Milletvekilleri, Kayseri milletvekilleri Kayseri'ye gelmiyor. Milletvekillerinden Dursun Ataş'ı tanıyorum. Çok memnun. Ekem biçen vatandaş çok memnun. Ki milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Memnun musunuz? Memnunum. Hangi işlerinden daha çok memnunum? Her işinden memnunum Allah'a şükür. Sevmeyenler tersini söyleyecek inkar ediyorlar. İnkarcılar onlar. Her şeyi dinliyorum. Hele köylüler çok memnun. Ekem biçen vatandaş çok memnun. Onları da dinledim. Hepsi memnun. Görmüyoruz ki memnun olalım. Adamlar hiç gelmiyor. Kayseri'ye gelmiyorlar. Milletvekilleri, Kayseri milletvekilleri Kayseri'ye gelmiyor. Kaç seneden beri, 4 seneden beri Kayseri'de ben milletvekili görmüyorum. Kayseri'yi bu kadar mı ucuz sandılar da kaldırdılar, attılar? Abi Kayseri abi bugün AK Parti'nin kalesi. Gelmesi lazım abi. Dertlerimize derman olması lazım. Ben bir emekliyim. 8 altın alırdım. Şimdi 3 altına düştüm. 5 altınım her ay kayıp. Evet, birkaç tanesini tanıyoruz. Hayır, memnun değiliz. Sor. Memnun olmadığımızın şey, Kayseri'ye hiçbir faaliyette bir şey yapmıyorlar. Bir, Kayseri halkının sorunlarını dinlemiyorlar. İki, ondan sonra daha ne diyeyim ben? Hiçbir şöyle geldiklerinde bu yan diye Kayseri'de büyük bir yatırım yaptıklarını görmedim ben. Kayseri'de milletvekili var mı ki? Adı milletvekili ama kendisi millet, yani hiçbiri de yok. Sadece kendilerini düşünüp Ankara'da yatıp kalkanlar, insanlar. Kayseri halkını hiç düşünen yok yani. Hiçbirini de tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum zaten. Yok. Tanımıyorum. Hiçbirini de tanımıyorum. Vallahi iyice söyledin ha. Hiçbirini tanımıyorum orada alarak. Bir Tayyip'i tanıyorum. Kılıçdaroğlu'nu tanırım. Onu tanımak lazım. Başka da tanımıyorum. Milletvekillerinden Dursun Ataş'ı tanıyorum. İyi Parti'de görevli galiba. Hizmetlerinden memnunum. 20 yılda Hava Kuvvetleri'nde görev aldığını biliyorum. Oradan da emekli olduğunu. Yani hizmetlerinden memnunum. Evet, memnunuz. Hangi hizmetlerinden memnunuz? At yapılardan. Ama yalnız tek bir şeyden bunu rica ediyorum. Belediyelerden ve bunu yapan at yapı mimarlarından rica ediyorum. Önce at yapı, sonra hizmet. At yapı yapıyorlar, güzel asfaltı yapıyorlar. Sonradan bir de bakıyorsun kanalizasyon geçiyor, telekom mayası geçiyor. Bunlar yazık hani. Bunlar hepimizin parası. Bunu yaparken öncelikle Avrupa'da olsa, nerede olursa olsun, at yapının tamam olmadığı bir yerlerde üst yapının yapılması doğru bir şey değil. Devletin bütün zararları bunlar. Belediyelerde bile aynı. At yapısı yok, tutmuş adam oraya kilitli parke yaptırmış, hizmet yapmış. Bunlar yapılmasın istemiyoruz be kardeşim ya. Bu senin benim param ya, devletin parası ya. Ben her tarafa söylüyorum. Kayseri için demiyorum. Bütün Türkiye'deki genel belediyeler için söylüyorum. Yazık, günah. Birileri para kazanması için birilerinin işi yapmasına gerek yok. Devletten Allah razı olsun. Devlet her türlü hizmeti sunuyor millete ama bazı kişiler de bunları fırsat bulup kendine kazanç sağlattırıyor. Kayseri'deki milletvekillerinin tanıyoruz bir kısmını da, ne iş yaptıklarını bilmiyoruz. Ne yapıyorlar ki? El kaldır indir, o kadar. Yani mecliste el kaldır el indir. Meclisin bir şeyi kalmadı ki. Hükmü harbiyesi kalmadı meclisin. Yani meclis eski işlevini yitirdi. Eskiden mecliste karar alınırdı. Daha sonra bu kararlar uygulanırdı. Şimdi kararı meclis almıyor. Benim görüşüm öyle.